LGS nasıl geçti? Türkçe zordu. Onun dışında matematik kolaydı. Fen biraz zorladı. Onun dışında kolaydı. Ortalama daha iyi geçebilirdi belki ama yine kötü diyemem. Orta seviyede geçti. Çok iyi de değil ama çok kötü de değildi yani. Bayağı iyi geçti yani. Orta yani güzeldi aslında. Ama zor sorular da vardı. Sayısal biraz zordu, o kadar. Güzeldi, iyi geçti. Güzel geçti. Güzel geçti. Beklediğimden çok daha kolay oldu. Ve hani denemelere falan göre de çok kolaydı. Hiç böyle beklemiyordum. Güzeldi. Umduğumdan güzel geçti aslında. Hiç boşum yok. Güzel geçti. Sözel'in birazcık 5-10 dakika daha birazcık iyi olsaydı yetiştirebilirdim aslında. Sayısal güzel geçti aslında. Sözel dediğim gibi biraz kötü geçti. Birazcık zorlamışlardı açıkçası. Onun dışında güzel geçti diyelim. Güzel çıksın sonuçlar. Güzel geçti. Gayet güzel bir sınavdı. Sorular kaliteli yazılmıştı. Bence gayet yeterli bir sınavdı. Biraz zordu. Yani 2022-2021 LGS'ye benziyordu. Geçen seneki gibi kolay değildi. Benim iyi geçti. Sayısalda zorlanmadım. Sözel'de, Türkçe'de güzel sorular vardı. İnkılap'ta da güzel sorular vardı. Genel olarak güzel geçen bir sınavdı ama yani zor bir sınavdı aslında, öyle diyelim geçen senelere göre. Güzel geçti. Tabii herkes için zorlu veya kolaydı. Herkes çalıştı. Artık koca bir yılın sonuna geldik ve bayağı bir başarı veya mutsuzluk göreceğiz. Güzel geçti benim ve herkese başarılar diliyorum. Başka soru? Yok. Hadi iyi geceler. Sayısalım çok iyi geçti. Sözelim birazcık kötü geçti ama çok çok kötü de değil. Paragraflar çok uzundu. Müthiş geçti. Çok yani sözel biraz oktaydı. Sayısal çok kolaydı. Sınav süresi yeterli miydi? Sözelde yetiştirdim de sayısalda, matematikte birazcık 2-3 soru eksik kaldı. Onun dışında olmadı. Benim açımdan hayır. Fen ve matematiği 15 soruyla baktığımda 15 dakika kalmıştı. Sonlara doğru zar zor yapmaya çalıştım ve bitirdim. Sınav süresi matematik için yeterli oldu ama matematiği bitirirken bir hoca son 15 dakika şeyi gelince feni heyecanla yaptım. Çok yetiştiremedim feni. Sınav süresi yeterliydi, evet. Sınav süresi bana göre yeterliydi. Çok şey olmadı, bana göre yetti yani. Sınav süresi yeterliydi. Matematiğe yetmezdi ama yani. Matematik biraz daha zor olsaydı yani ona yetiştiremezdim ben. Sözelle İngilizceyi yetiştiremedim sadece. Yetti ya bana. 20 dakikada devam ettim, kontrol ettim hepsini. Benim için yeterliydi. Hatta ben hani 15 dakika falan erken bitirdim ikisini de. Gayet yeterliydi benim için. Bence yeterliydi. Kontrol etme fırsatım oldu yani. Belki biraz daha olsa hani her şey için daha iyi olabilirdi bence. Bence sayısal yeterliydi ama sözel 5 dakikada olabilirdi açıkçası. Yani matematikte bir boşum var. Emin olmadan kodladıklarım da var. Fen'e göre dönemedim. Geri dönseydim ne olurdu ama sözel yetişti. Benim açımdan hayır. Fen ve matematiği 15 soruyla baktığımda 15 dakika kalmıştı. Sonlara doğru zar zor yapmaya çalıştım ve bitirdim. Bence gayet yeterliydi ama sözel birazcık daha olabilirdi. Bayağı iyi yetti yani, çok rahat yaptım. Tekrar kontrol ettim. Sonra sanırım biraz uyukladım. Sonra tekrar kontrol ettim. Yetti bence. En çok hangi derste zorlandın? En çok İnkılap'ta zorlandım. İnkılap zordu. Onun harici matematik bayağı kolaydı. Yani hani ömrümde gördüğüm en kolay matematik. Resmen 2 artı 2'yi sormuşlar yani. Fen de matematik olabilir. Yani direkt sayısalda çok zorlandım ben. En çok zorlandığım olarak fendi. Türkçeyi biraz fazla yaptım. Matematik biraz zorladı. Matematik. Türkçe. Türkçe. İnkılap ve matematik. Belli bir zorlandım yok ama hani matematikte şu an 2 boşum var. O diyebilirim şu an. Normalde matematik ve fen olması gerekir ama onlar bana kolay geldi. Diğer dersler, Türkçe gibi dersler bana zor geldi açıkçası. Neden öyle olduğunu bilmiyorum. Yani Türkçeyi zorlamışlar. Matematiği bayağı kolay yapmışlar. Yeni nesil soru ben 2-3 tane gördüm. Direkt düz soru sormuşlar yani. Türkçe'de biraz da İnkılap'ta zorlandım. Sayısal olarak zorlanmadım. Türkçe olabilirdi. Türkçe zordu. Sonra fen falan da, onlarda da metin uzundu yani. Türkçe'de zorlandım. Fende biraz zorlandım. Emin olmadıklarıma geri dönemedim onda da. Matematikte de bir tane yetiştiremedim. Onun dışında kolaydı. Aslında pek zorlanmadım yani hiçbir derste. Sadece Türkçe'de 2-3 tane soruda zorlandım. Yani benim için güzel geçti aslında yani. Türkçe zordu. Sınavda ilginç bir durum yaşadın mı peki? Sanırım bir kez uyuklayacaktım. Onu yaşadım yani şu ana kadar. Normalde hiç uyuklamazdım. İlk kez o oldu. Sadece çok fazla ses vardı. Böyle böcek sesleri falan vardı anlamsız bir şekilde. Başta mesela Türkçe'de ilk 5 soruyu çözemedim. Sonra biraz odaklandım, sonra çözdüm. O biraz şey stresliydi diyelim. Masa birazcık böyle kirliydi. Masa değiştirdim sonra, rica ettim. Sınav stresi yaşadın mı?
Yok. Annem çok üstüme gelmiyordu, annem ve babam, o yüzden rahattım. Normalde yaşamıyordum ama sınava girince bir yaşamaya başladım, o kadar, ama çok stresli değilim. Ya çok değil. Dün gece biraz heyecanlandım, o kadar. Yok yaşamadım. Bende yok o. Yaşamadım, böyle olacağını biliyordum. Sözel'de çok yaşadım ama sayısal daha rahat geçti. Aksine hiç yaşamadım, çok şaşırdım hatta yaşamadım ben. Yaşadım, çok büyük yaşadım. Sınav öncesi ağlamadım tabii ki de ama stres çok fena yaşadım. Böyle tedirgin oldum, elim ayağım falan titremeye başladı ama korkumu yendim. Özgüvenim %100 olduğu için hiç yaşamıyorum. Normalde yaşıyordum ama LGS olduğu için pür dikkat soruları çözdüm. O yüzden stres olarak stres yaşamadım. İlk başta oldu da sonra soruları çöze çöze gitti zaten o stres. Başta stres oldum yetişemeyeceğimden dolayı. Ama yetiştim. Ondan sonra zaten normal denemeye giriyormuşum gibi geldi. Herkes stres olur veya çok zor der. Ama benim tam tersime hiç stres olmadım ve güzelce sınavımı yaptım. Ve başarının gelmesini bekleyeceğim. Çok değil. Dün biraz stresim vardı. Sınav aklıma geldikçe stresleniyordum. Ailemle beraber bir pikniğe gittik. O stresi attık. Yaşadım birazcık ama çok da değil. Yani tam yerinde gereken kadar. Sınava hazırlanırken Tonguç Akademi'den faydalandın mı? Ne olursa olsun Tonguç Akademi izledim. Çok iyi. Çok çok iyi. Hiç unutmayacağım onu. O günleri hiç unutmayacağım. Evet, bazı videolarını izledim. Sabah izliyordum. Bu sabah mı? Hangi videosunu izledin? Bütün hepsinin genel tekrarı vardı, onu izliyordum. LGS 5 saat dün yayınlanmıştı, canlı yayın. Evet, fen ve İngilizce izledim. Evet, faydalandım. Zaten sürekli full Tonguç'a çalışıyordum. Annem artık bıkmıştı yani, diyordu yeter, ne bu Tonguç. Evet, konu anlatsa videolarını izlemiştim. Evet. En çok hangi dersler için? Fen. Bazı anlamadığım konularda dinlemiştim. Kesinlikle zaten kitaplar, konu tekrarı, son tekrarlar, canlı yayınlar hep yani. Faydalandım. Oradan dinledim videoları falan. Daha çok Türkçe'de faydalandım. Türkçe'de yararlı oldu. Tabii. Herkes faydalanıyor. Ben de faydalandım. Herkesin işi düşer. Güzel bir kanal. O zaman geçmiş olsun diyelim. Sağ olun. Kolay gelsin.